Evet arkadaşlar, çok güzel bir hava, çok güzel bir akşam. Silivri limandayız. Gün batmak üzere. Bozmarin Mustafa abimizin teknesindeyiz. Şöyle manzarayı göstermek istiyorum size. Karamekeler yüzüyor, sakarmekeler. Merhaba dostlar, değerli dostlar. Bugün Bozmarin Mustafa abimizin teknesindeyiz. Akşam yemli av yapılacak. Şimdi yıkanmamış hamsileri almaya gitti. Her işin bir ustalığı var. Yıkanmamış olması gerekiyormuş hamsilerin. Yıkanınca hamsiler kendine salıyormuş. Şimdi daha diri ve daha canlı ve yağları üzerinde olduğu için sarı kanat ve çinekopun ilgisini daha çok çekiyormuş. Biz de bilgileri öğrendikçe siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız. Bakalım bu akşam nasıl olacak? Kısa bir drone çekimim vardı. Drone çekimimi tamamladıktan sonra aradım kendisini. Buradaymış, henüz çıkmamış balığa. Bana da sağ olsun teknesinde bir kişilik yer ayırdı, yer verdi. Bu akşam bakalım neler olacak. Hep beraber izleyelim, görelim. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın. Sabahtan ayırtılmış olduğum yıkanmamış hamsilerimiz var. Yıkandığı zaman kendini salıyor. Orijinal denizden çıktığı şekilde buzunda hamsilerimizi alacağız. Kısmetse bu akşam için güzel bir av yapacağız. Yemli sarı kanat çinekop avı yapacağız. İnşallah verimli geçer. İnşallah çok önemli yıkanmamış hamsi olması, yumuşamamış olması lazım. O yüzden onları bir halledeyim geleyim. Tekrar görüşürüz. Evet abi. Görüşürüz. Tekneye gelecek balıkçı arkadaşlarımızın olta takımlarını hazırlıyor. Buraya gönül rahatlığıyla ava geliyorsunuz. Hiçbir şey almanıza gerek yok. Mustafa abi her şeyi hallediyor. Oltasından yemine varana kadar her türlü hizmet mevcut. Siz sadece çıkıyorsunuz. Verdiğimiz konuma geliyorsunuz. Balık avınızı yapıp huzurlu ve mutlu bir şekilde elinizde balıklarla evinize dönüyorsunuz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, yıkanmamış hamsi alıyoruz özellikle sarı kanat ve çinekop yakalayabilmek için. Yıkadığımız zaman hamsinin parlaklığı ve yağı gittiği için çok albenisi olmuyor. Hem yumuşuyorlar. Yani balığa bakmak önemli. Tuttuğum balığa da, yemlik balığa da. Böyle. Evet arkadaşlar, Mustafa abim misafiriz balık. Bugün. Hoş geldin kardeşim. Evet, abi. Balık biraz ufak olduğu için, yani çinekop ayarı balıklar olduğu için ufak dediğimiz yine 18-19 santim balıklar. Arada lüferi de geliyor. Bu şekilde balıklarımızı kesiyoruz. Hacı ben ne yaparım biliyor musun? İki numara yine kullanıyorum. Balığı iriliğine göre gecede birçok balık yemi yerken iğneyi kesiyor zaten. Tamam sabahleyin hadi bu saatte ulaşamam da sabahı. İnşallah bu akşam grupla birlikte güzel bir sarı kanat çinekop avı yapacağız. Dün akşam çok iyiydi. İki kişi yaklaşık bir kova balık tuttular. Yani yemeklikler çıktı. Bakalım gece 12'ye kadar av yapacağız. Eğer verimli geçerse biraz daha uzatabiliriz. Burada diğer abilerimizi gösterelim. Evet abi. Merhaba arkadaşlar. Kendini tanıtabilirsin. Adım Alper Sağlam. Eyvallah. Geldik. Bakalım güzel zaman geçireceğiz inşallah. Bir şeyler de yakalarsak daha i̇nşallah iyi olur, abi. Daha süper olur. Evet, merhaba, abi. Ben Erhan. Levurgaz'dan geliyorum. Mustafa abinin de onun müdavimiyim. Sağ olsun. Ayağına sağlık. Herkese de tavsiye ederim. Mutlaka bozmarin. Hiçbir şey almadan geliyorsunuz. Sadece kova getiriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Evet. Kovasız geleni almıyoruz. Merhaba, ben Tarif. Beni balığa alıştıran Mustafa abi oldu. Keyifle de yapıyorum bu işi. Allah razı olsun ondan. Herkese tavsiye ediyorum. Bozmarin. Eyvallah. Evet arkadaşlar, yarım kilo hamsiyi burada kıydık. Buradan 5 kilo çinekop olacak. Diğer İnşallah. Beklediğimiz abimiz evet, de geldi. Hasan abim Celaliye'den geliyor. Hasan abi de müdavimim. Benimle lüfer avlanına gelir. Vallahi genelde dişli avı yapmaya geliyor. Sağ olsun. Seccadeyle gelmiş sandım vallahi bir an elindekini.
Ama olsun. Bana benzemiyor ben, abi. Bir an ona benzettim. Seyircan Bey'le gelen müşterilerim de var. Tabii ki canım. Hepsine saygı duyuyoruz. Herkes geliyor. Sonuçta yavrum. Kaptan, kameranın olayı ışık. Evet, şu an Silivri limanından çıkmak üzereyiz arkadaşlar. Bu gördüğünüz kafe. Fenerleri de var. Limanın giriş çıkış fenerleri. 5'te kafe. 5'te kafe. 40 yıllık kafesi. Silivri'nin 40 yıllık kafesiymiş arkadaşlar. Drone çekimlerimizi gerçekleştirdik. Havanın kararmasıyla gece drone kaldırmayacağız. Güzel bir manzara. Evet, ben kendimi de göstereyim. Hep kamera arkasında kalıyoruz. Şu an Silivri limanından çıkmak üzereyiz arkadaşlar. Bu gördüğünüz kafe. Fenerleri de var. Limanın giriş çıkış fenerleri. 5'te kafe. 5'te kafe. 40 yıllık kafesi. Silivri'nin 40 yıllık kafesiymiş arkadaşlar. Drone çekimlerimizi gerçekleştirdik. Havanın kararmasıyla gece drone kaldırmayacağız. Güzel bir manzara. Aldı geliyor bak, yakaladı geliyor bak bak bak. Nasıl çekiyor heyecanla. Evet arkadaşlar, 34 ve 45 72. Sinekop'u aldı. Aynen. Almamışsın sen de, ben hangi birinize kova yeteceğim şimdi? Ya her şey benden de kova değil yani. Abi benim hamışlardan da yani. Zaten Azcem'in şansı iyi oluyor ya, abi. Hamsi eti çok yumuşak olduğu için 2 numara yine kullanıyorum. Klasik köstekli takım. Yani avlandığımız metreler yaklaşık 13 metre, 12,5 metre. 6,5-7 kulaçlara denk geliyor. Hamsinin ortasında bir kemiği olduğu için şöyle tam 1-2 yoklamada kemiği buluyoruz. Kemiğin içinden elimizin yardımıyla elimize batırmadan geçiriyoruz. Diğer taraftan tekrar bakın yine kemiği ilk seferde buldurdum. Bu şekilde iğneyi gizlemeye gerek yok. Salıyorsunuz ve balığı alıyorsunuz. Şimdi ufaktan yavaş yavaş balık yemlendikçe altımıza toplanacak Yavuzcuğum. Aynen. Hamsi yağını saldıkça. Aynen öyle. Kokuyu aldıkça gelecek bu. Arkadaşlar burada görüyorsunuz, herkes şu an sarı kanat çinekop lüfer avında. Herkes kısmetini alırmış. Bu gece de hava gayet güzel. Gün battı. Karşıda gördükleriniz petrol arama platformları. Erhan abi. Şöyle al. Kursiye var mı? Evet arkadaşlar, bir çinekop daha geliyor galiba. Şu an göremedim ama evet getirdik. Evet. Şöyle kayıttayız. Güzel. Evet. Hadi bakalım. 15 santim var. 15 santim iyi bu. Hadi bakalım.
Varan 2. Sıkıntı yok, keseriz küçük. Kayıtta abi. Ben canlı yayın yapacağım. Siz doldurun bakalım biraz kovaları. Evet, maşallah arkadaşlar. Çinekoplar başladı. Birazdan lüferler gelecek. Evet arkadaşlar, üçüncüyü de aldım. Geliyor. Evet arkadaşlar, şu an herkes çıkıyor bak. Arkam, önüm, kameranın görmedikleri burada. Herkes burada. Rastgele, rastgele, rastgele. Bakalım dubleyi kim yapacak? Evet, evet. Olsun abi. Aynen, bazen lapırt diye vuruyor. Ya duble ya lüfer çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bayağı bir ağır, çekişinden belli. Hadi bakalım. Hadi Alper abi. Hadi Alper abi, hadi. Senin gibi bir adamı bu kadar yoruyorsa... Skorpit de olabilir, lüfer de olabilir. Eldirin hamsiden yağlıyor. Oh, bak şimdi geliyor. Hadi be, kırlangıca bak. Kırlangıç mı kaçtı? Ne? Tamam abi. Hadi görüşürüz. Bak. Evet köstek arkadaşlar, gitti. Köstekten kırlangıç kösteğe götürdü. 3 kilo var mıydı? Sağ ol. Büyüktü. Tamam, bu kadar oldu. Usta görmüştü belki. Büyüktü bayağı, ben gördüm. Şapırdısı belli etti. Şunu uzatsana Allah'ım. Kafaya takayım ben, sizi de çekeyim. Eforan beni. Sen. Kösteği almış. Zaten hep böyle oluyor abi. Bir şeyle uğraşırken illa geliyor. Devam mı uzatmışsa ona sıkıntı yok. Yoksa lüfer de olur. Şey değil, İstanbul, bu kadar İstanbul. Aşırmasın. Yürüsün ekstra bir kapı. Oturttuk. Şöyle tipine bakar mısınız? Suratına bakın ya. Hayalet evet. Kesper gibi ya. Evet. İnsan gibi bakar. Evet. Gerçekten. Abi kuyruğu elektrikli olanlardan değil değil mi? Hayır, bu bizim normal otuz. Burada masum alanlar. Kum baba dediğimiz. Evet. Ama ineği bayağı yutmuş. Evet arkadaşlar, çok güzel bir çinekop. Sarı kanata bak, sarı kanata bak. Bak. Maşallah. Tamam.
Abi sen istavrite döndün galiba. Geminin sol tarafı istavrit, sağ tarafı çinekop, arka tarafı boş. Allah versin, Allah versin. Şunun bir gelişini, bir aynasını göreyim. İkişer ikişer geliyorlar maşallah dermiş. Fark etmez abi. Bugün sana atlar, yarın bana atlar desin. Evet arkadaşlar, bu akşam 5 kişilik avımızın 2 kişilik bölümünü size gösterebiliyoruz. Diğer arkadaşlar balıklarını aldı, aceleleri vardı, gitmeleri gerekiyordu. Şöyle çinekop ve istavritleri gösterelim. Şöyle tazecikti arkadaşlar, bakın ne kadar güzel, görüyorsunuz. Hadi bakalım, maşallah. Aynen. Abi neler düşünüyorsun? Güzel bir avdı.
herkese tavsiye ederim. Bozmer'in farkı. Evet, yayın, yakında yayında. Erhan abi, sağ ol. Mustafa abi, teşekkür ettik. Ayağınıza, kolunuza sağlık. Eyvallah. Güzel çalıştık. Arkadaşlar, kanala abone olmayı, beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Silivri'ye yolunuz düşerse Bozmer'in tekne turlarıyla balık av yapabilirsiniz. Sadece kova getiriyorsunuz yanınızda. Teşekkürler.